Tıp mı, mühendislik mi? Selamünaleyküm, herkese merhabalar. Ben Feyzullah Oğuz. Bugün sizlere tıp mı, mühendislik mi sorusunu öznel bir şekilde çevremdeki insanlardan aldığım dönütlere göre yanıtlayacağım. İnşallah, umarım faydası olur. Ona göre bir tercih yaparsınız. Ben burada işte direkt tıp seçin ya da mühendislik seçin demeyeceğim tabii ki de. Herkesin dediği gibi sevdiğiniz mesleğe gidin diyeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki ya ondan başkalarından ne farkınız var? Sadece ben aldığım dönütleri sizlerle paylaşacağım. Başka hiçbir özelliği olmayacak bu videonun. Bizim hazırlandığım sene daha doğrusu psikomatlar diye bir grubumuz vardı. Orada birçok insan işte derece falan yaptı. Ben bir başarısı ileride yani 27 bin ben yaptım. Onlara göre tabii başarısız ama hani ilk 1000'de olan, ilk 100'de olan arkadaşlarımız falan vardı. Orada çok iyi hatırlarım tıp mı mühendislik mi diye birçok konuşma geçti. Böyle 1000 tane mesaj vardı yani öyle düşünün. Tabii ben o yıl mezuna kaldığım için hiç şey yapmadım yani o tartışmaya giremedim ama ondan sonraki yıl diş mi mühendislik mi arasında ben de kalmıştım. Orada biraz onlarla da danıştım. Mesela 5-6 arkadaş dedi ki ya ben tıp okuyacağım. Ben tıp okumak istiyorum yani ben yapabilirim dedi. Diğeri dedi ki ya salak mısın hani tıpta ne işi var mühendisliğe git falan filan. O da mühendisliğe gitti mesela biri Boğaziçi'ne biri Bilkent'e gitti. Yani anlayacağınız insan ne istiyorsa ona gitmeli. Ama şöyle bir cümle kullanabilirim diye düşünüyorum. Bana göre zaten bu ülkede tıp baskısı var. Eğer ki siz tıpla mühendislik arasında kalmışsanız kesinlikle siz mühendislik istiyorsunuz. Mühendislik yapmak istiyorsunuz. Fakat çevrenin baskısından dolayı ya tıp mı yazayım gibisinden bir soru oluşuyor. Bana göre böyledir. Hatta bir ara Twitter'da yazmışlardı işte tıp mı mühendislik mi arasında kalan insan yoktur. Mühendislik isteyen ama akrabaları, ailesi, annesi, babası tarafından tıpa zorlanan öğrenci vardır diye bir geyik olmuştu. Onu da bulabilirsem paylaşırım. Yani bu konu hakkında bunu söyleyebilirim. Kendinizi iyi tartın. Mühendis olursanız da inanın bana eğer ki bu işi yapmaya gönül verdiyseniz, yapmak istiyorsanız, bakın hiçbir şey bilmenize gerek yok. Sadece yapmak istiyorsanız bunu başarılı olacaksınızdır. Yani bir şekilde öğretmen vesilesiyle, videolar vesilesiyle bir şekilde o ekosisteme girip oralarda bir şeyler üreteceksiniz. Buna hiç şüpheniz olmasın. Çünkü her türlü para kazanırsınız. Sadece sevdiğiniz mesleği yapmanızı ben sizlere tavsiye ederim. Sevdiğiniz mesleği yaparsanız zaten üstüne katarak gidersiniz ve güzel paralar da kazanırsınız. Yani şu an baktığımızda en zengin insanlardan biri Microsoft'un sahibi veya işte Microsoft'ta çalışan insanlar işte ve mühendislik yani tabanlı. Zaten şu an tüm dünyada teknoloji çağında olduğu için teknolojide elektrik, elektronik, yazılım, makina bu alanda biraz daha insana ihtiyacı var. O yüzden bana kalırsa mühendislik seçmenizi tavsiye ederim. Ama bana da bağımlı kalmayın. Tıp istiyorsanız tıp seçin. Mühendislik yapabileceğinize inanıyorsanız mühendislik seçin. Ama dediğim gibi bana göre tıp mühendislik arasında kalan insan yoktur. Mühendislik seçip tıbba zorlanan insan vardır. Bu yüzden bence hani mühendislik yazın derim eğer bu konu şeyindeyseniz. Ha tıp ya tıbbı yazayım doktor olayım paramı kazanayım diyorsanız da bu da sizin düşünceniz, sizin hayatınız. Siz nasıl yaşarsanız onu bilemeyeceğim. Hani kendinizi düşünün gelecekte nerede hayal ediyorsunuz ona göre tercih yapın derim. Umarım bu videonun faydası olmuştur. Tercih döneminde o biraz aklınızdaki o kafa karışıklığını giderebilmiştir. Benim bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kafanızda bir soru işareti varsa yorumlara tabii ki de yazabilirsiniz. Orada özel olarak da cevaplarım. Dediğim gibi benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Selam.